Muhterem hocam, peki malumunuz, biliyorsunuz, Türkiye Diyanet Vakfımızın yurt içi ve yurt dışında çok ciddi bir kurban faaliyeti ve çalışması var. Kurban ibadetinin mazlum ümmet açısından peki sizce önemi nedir? Tabii Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber faaliyetlerini yürütmektedir. Dünya çapında bir kuruluş. Gerçekten çok önemli hayırların, iyilik faaliyetlerinin altına imza atmaktadır. Elhamdülillah. Biz bundan gurur duyuyoruz. Yani bu milletimizin dışarıdaki imajı açısından, uluslararası Müslüman topluluklar nezdinde ve diğer topluluklar nezdinde imajı açısından da son derece önemlidir. Normalde bizim tabii bir adetimiz var, usulümüz var Anadolu'da. Anadolu'da derken, yani bu dini kaynaklarda da böyle anlatılıyor. Kurban kesilince üç parçaya bölünür. Bir kısmını evimizde efendim, ev ortamında çocuklarla beraber yenilir efendim. Bir kısmı akrabaya, komşuya dağıtılır. Bir kısmı da fakir fukaraya dağıtılır. Normalde budur. Böyle yapılır. Dini açıdan meseleye baktığımız zaman böyle yapılır. Ama biz istersek efendim kurbanımızı tamamen bağışlayabiliriz. Bu bağışlama işi vekalet yoluyla da olur. Mesela ben şimdi kurban keseceğim. Kurbanı illa da benim kesmem gerekmiyor. Böyle bir şart yok değil mi hocam? Vekalet verebiliyorum. Memlekette diyorum ki kardeşime veya herhangi birisine, güvendiğim birisine, yani istismar etmeyecek, efendim benim adıma kurban kessin. İslami usullere göre efendim benim adıma kurban kes, vekalet verebiliyoruz. Dolayısıyla günümüzde de bu vekalet işi çok yaygındır. Şimdi bir takım derneklere de verebiliriz bu vekaleti, vakıflara da verebiliriz. İşte Diyanet Vakfımız vekalet alarak, Diyanet Vakfı'na vatandaşımız vekalet veriyor. Bu vekalet yoluyla da yurt içinde ve yurt dışında efendim binlerce kurban kesip dağıtıyor. Böylece biz bu vacip olan, Allah'ın emri olan kurbanı yerine getirmiş oluyoruz. Tabii adak kurban var, şükür kurbanı var, akika var. Bütün bunlar da aslında vekalet yoluyla olabilir. Ama önümüzde efendim Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nın biz eğer Diyanet Vakfı'na vekalet verirsek, kurbanın ilk 3 günü içerisinde yurt dışında oradan o kurbanları temin ediyorlar, alıyorlar, kesiyorlar ve dağıtıyorlar. Bu son derece önemlidir Ümit Bey. Çünkü ülkemizde imkanlar, şartlar iyidir elhamdülillah. Yani biz şimdi mesela kurban kestiğimiz zaman çevremizde yardım edecek, yani kurban eti verecek kimse bulamıyoruz. Evet. Ama yurt dışı böyle midir? Mazlum ümmette özellikle. Mazlum milletler, mağdur milletler, et yüzü görmemiş insanlar, fakirlik sınırında yaşayan insanlar, açlık, susuzluk içerisinde yaşayan insanlar. Ben mesela böyle yapıyorum. Allah razı olsun. Diyanet Vakfı yoluyla vekalet veriyorum. Onlardan yurt dışında efendim onu kesiyorlar, bağışlıyorlar benim adıma. Efendim ben bundan mutlu oluyorum. Vicdanen daha müsterih oluyorum. Çünkü o insanlar orada fakru zaruret içerisinde yaşarken bizim burada, anlatabildim mi? Bunu görmezlikten gelmemiz mümkün değildir. Ben bunu tavsiye ediyorum. Özellikle kimlere? Şimdi ailede eğer birkaç tane kurban kesilecekse, mesela bir tanesini çocuklarla beraber aile ortamında kesip, yani çocukların da o duyguyu, o ortamı görmeleri. Çünkü kurbanın bir anlamı var. Yani kurban Allah'a yaklaşmak dedik. Öbür taraftan efendim sosyal yardım boyutu var. İnsanlara yaklaşmak dedik. Yani kurbanın sembolik anlamı nedir? Bu Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in kıssasında Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail ile ilgili olarak anlatılır. Evet. Kurbanın anlamı nedir? Aslında her müminin Allah yolunda
malından, canından fedakarlık yapabileceğini anlatır. Böyle bir anlamı var. Yani Rabbimize karşı olan sadakatimizi ortaya koyuyor. Bağlılığımızı ortaya koyuyor. Onun buyruklarına itaat ederek fedakarlık yapabileceğimizi ortaya koyuyoruz. Demek ki ailede birkaç tane kurban kesme durumu söz konusu ise bunun bir tanesini aile ortamında bu şekilde kesebiliriz. Ama benim tavsiyem diğerlerini aile fertlerinden zengin olanlar olabilir. Az önce izah ettiğim şekilde. Evet. Diğerlerini mesela bu yurt içi olabilir, yurt dışı olabilir. Bu ikisi de mümkündür. Bu mazlum, mağdur milletlere Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfımıza vekalet vererek efendim vekalet yoluyla oralara bağışlayabiliriz.